Satranç saatinden herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Magnus Carlsen Invitational'ın final günü, son gün finallerde de ve inanılmaz maçlar var. Anişgiri Nepomniachtchi eşleşmesinde Anişgiri önce öne geçti ve olay geldi, son maça kaldı ve Nepomniachtchi mutlaka kazanmalıydı. Böylece tiebreak'e götürecekti. Hemen maça geçeceğim ama 27. hamlesine gidiyorum arkadaşlar maçın. Bu maçta dediğim gibi inanılmaz olaylar oldu. Vezir G6 oynamıştı Nepomniachtchi ve önce Anişgiri kaleleri kendisi değişmeyi tercih etti. Ve kale değişiminden sonra E hattındaki avantajlı pozisyonunu kaybetmiş oldu. Şimdi F3 oynayarak G2 piyonunu sağlam bir şekilde korumaya başladı. Ama burada kaçırdığı bir hamle F5'ti. F5 hamlesi at E4'ü iptal eden bir hamle arkadaşlar. Ve G4 gibi bir karşı oyun hamlesini de aynı zamanda imkansız kılan hamlelerden biri. Ve bu pozisyondan itibaren Anişgiri çok ilginç kararlar almaya başladı. Buna önce vezir F1 ile başladığını söyleyebiliriz. Vezir F1 oynadığı anda arkadaşlar H4 piyano ile ilgili sorunlar başladı. Burada hem fil D8 hem de vezir G3 H4 piyonuna saldıran hamleler ve vezir G3 oynayıp piyonu almaya çalıştı Nepomniachtchi. Kale H1 hamlesi geldi tutmak için ve fil D8. Aslında bu fil burada çok iyi iş yapıyordu. Atın gidebileceği kareleri kesiyor. Atın ayaklarını kesiyordu. Ama piyonu almak için bu güzel noktayı terk etti. Şimdi at D6 ve kaleye bir soru. Ve kale E6 burada yanlış hamle olacak. Çünkü o zaman at F7 olacak ve fil kaybedeceksin. Nepomniachtchi belki de bunun etkisiyle kale E5 gibi maçı çok daha hızlı kazandırabilecek bir hamle yerine kale F8 oynadı. Tam böyle işler biraz toparlandı derken at C4'ten sonra fil H4 geldi. Ve şimdi at E5 hamlesi oynandı. At E5'e kale F6 ve burada atlardan birini C4'e dönmek lazım. Fakat burada Anişgiri C4 oynayarak o kareyi tamamen kendi atlarının kontrol etme şansını elinden aldı ve bunu yaparken file saldırdı. Fil G8 mecburi hamle, F7 karesini tutmaya devam etmek zorunda ama fil G8'de gayet güzel duruyor ve şimdi atına ne yapacaksın? C4'e de dönemiyorsun. İşte bu hata atı B7'ye gönderince şimdi oyunun kontrolünü şah kanadından Nepomniachtchi tamamen eline geçirdi ve kale E6 hamlesini oynadı. Tehdit at oradan çekildiği zaman belki direktman kale E1 oynayıp fil çiftiyle bile oyunu kazanmaya gidebilecek kadar iyi bir pozisyonu var. Tabii ki büyük ihtimalle öyle yapmayacaktı çünkü vezirleri böyle bir pozisyonda değiştirmek yerine daha da fazla rakibini sindirmeye çalışacaktır. Burada kale H3 gelince arkadaşlar harika bir hamle geldi. Kaleye E5. Şimdi kale G3'e fil G3 ve bu vezir fedası sonunda veziri mat oldu arkadaşlar. Anişgiri'nin inanılmaz bir şekilde veziri mat oldu ve fil çiftine karşı at kalacak. Vezirinle herhangi bir atraksiyona giremiyorsun. Şahını burada kaçsan bile mesele şah çekilmesi değil. Kale E1 veziri sıkıştırıyor. Vezir H1 tarzı bir şey denerse yine kale E1 bu sefer çatal olduğu için vezire gitmiş olacak. Ve bu değişimden sonra iki file at kalacak. İnanılmaz bir taktik orada denk geldi. Anişgiri'nin özellikle bu vezir G6'lar sırasında süresinin azalmaya başladığını, bunun da etkisi olabileceğini düşünüyorum. Ama Nepomniachtchi bu maçta gerçekten hak etti. Çok kovaladı, çok araştırdı ve bir Rossolimo açılışı oynandı arkadaşlar. Olabilecek en kötü piyon yapılarıyla kaldı. Özellikle şu F5'ten sonraki aslında pozisyona bakın. Bu böyle bir pozisyonda oyun sonuna gitmek istemezsiniz. Ama size çok ilginç bir bilgi. Anişgiri'nin neden kaybettiği ile alakalı. Hani derler ya Türkiye Futbol Ligi'nde Anadolu takımlarına kaleye otobüsü çekti diye kalenin önüne. Aynen öyle. Vezir'in gittiği en uzak nokta E2 arkadaşlar maçta. En uzak nokta E2.
İşte bu mantaliteyle maçın üstüne yatmaya çalışırsanız hak eden karşı taraf sizi yenmiş olacaktır. Mutlaka eninde sonunda arayan bulacaktır arkadaşlar istediğini. Satranç çünkü adaletli bir oyun olduğuna ben inanıyorum. Şimdi tiebreakler var. Tiebreaklerde bakalım kim daha çok arayacak ve kim kazanacak. Bu sorunun cevabını da yaklaşık 1-1,5 saat sonra almış olacağız. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu çabuk videomu şimdilik görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın, satrançta kalın. Görüşmek üzere.